Online alışverişte güven arayanların adresi Öz Boyacı Altın. Bekir Develi ile peynir gemisini sunar. Bütün dünya ayaklanıp sadece annelerinin sütünden ayrılan bebekler için bence uğraşmalı. Ölmüş annesinin göğsünü emmeye çalışan çocuklar. O, o, o manzara çok korkunç. O, o manzara çok Yokluğun bu derecesini hiç görmemiştim. Ya yani çamurdan yapılmış böyle küçük deliklerin içinde yaşıyordu insanlar. Yani yokluğun bu kadarında bu kadar da olmaz diye düşünmüştüm. Ondan fazla kadınla konuştuk. Kimisi yürümekten ayağının nasıl ağrıdığını anlattı. Kimisi tecavüze nasıl uğradığını anlattı. Yani elimden geleni yapacağım. Hiçbir çocuk en azından benim uğraştığım çocuklar annesinden ayrılmasın. Annesinin sütünü içmeye devam etsinler. Sana. Huzur hazirun cemiyet irfan la indir kafirdir dinsizdir şeytan. Şeytanın lainliğine, kafirliğine dinsizliğine rahmanın birliğine eyvallah. Şol gökleri kaldıranın donatarak dolduranın ol deyince olduranın 99 adıyla. Hoş geldiniz kıymetli dostlar. Gün içerisinde haberlere bakıyoruz. Sosyal medyaya giriyoruz böyle değişik değişik haberler düşüyor önümüze. Bugünkü misafirim beni neden davet ettiniz dediğinde ya da bugün ne konuşacağız diye sorduğunda ona da bunu cümleyi kurmuştum. Bakıyoruz Filistin'de bir şeyler oluyor, Kudüs'te bir şeyler oluyor. İnsanlar çıkıyor, hocalar çıkıyor diyorlar ki bundan Müslümanlar sorumludur. Allah bundan mutlaka soracak. Burası Okçular Tepesi diyor. Doğu Türkistan bu halde. Sudan, Eritre, Etiyopya ve dünyanın birçok İslam coğrafyasında bakıyorsunuz acı çeken insanlar var. Bu insanların hikayelerine tanıklık ediyoruz. Ve ilmine fikirlerine kanatine değer verdiğimiz insanlar diyorlar ki bir şey yapmalısınız Müslümanlar bir şey yapmalı Ama soru şu ne? ne yapmalıyız? Ben Şen Kasab'ın işletmecisi Mustafa'yım. Kahramanmaraş'ın bir ilçesindeyim. Ben bir kasap olarak ne yapabilirim ki? Bir marangoz olarak ne yapabilirim? Maliyeci muhasebeci olarak ne yapabilirim? Öğretmen olarak evet. Belki başka fikirler doğabilen bir ev hanımı olarak ne yapabilirim? Bugünkü misafirim bu ben kişi olarak ne yapabilirim sorusunun en doğru cevaplarından biri. Allah ondan razı olsun. Allah onun ekibinden razı olsun. Mutlaka sosyal medyada gezerken, videolara bakarken görmüşsünüzdür. Hümün Movie Team diye bir ekip. Bunlar mağdur ve mazlum coğrafyalarda belgeseller çeken Fisebil ile. Bir ofisleri bile olmayan, tamamıyla online birbirleriyle iletişim kurmuş. Her biri yükün bir kısmına omuz veren, kim elinden ne geliyorsa ona destek veren, para kaygısı, makam kaygısı, ikbal kaygısı en azından dünyalık bağlamda gütmeyen çok kıymetli insanlar ve bu ekibin başındaki e, Tülay Gökçimen hanımefendi bugün bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Nasılsınız Tülay Hanım? Olur razı olsun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Şükürler olsun. Eksik anlattıysam siz tamamlayın. Estağfurullah. Açılışta. Utandırdınız. Buraya, Estağfurullah. Teşekkür Hayır biz çok takdirle ve çok beğenerek, imrenerek izliyoruz yaptığınız işleri. Allah sizden ebeden razı olsun. Kimlerize ee, şey? Eğitiminiz nedir sizin Tülay Hanım? Ee, ben geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesine mezun oldum. Neden daha önce <laughs> mezun olmadınız? <laughs> 20 yıllık bir ara vermek durumunda kaldım. Başörtüsü yani? Evet yasaktan dolayı ara vermek zorunda kalmıştım. En son Geçtiğimiz yıl 2021 oluyor herhalde. 2021 Eylül ayında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuşum. Allah mübarek etsin. Durumdayım. Biz sizin hikayenizi böyle örnek olsun. Ben ne yapabilirim ki? Benim elimden ne gelebilir ki? diyen insanlara çok iyi bir örneksiniz ve bu hikayeyi onlarla paylaşmanız için sizi davet ettik. Çünkü o hikayenizi ben de hayranlıkla takip ettim. Yaptığınız videoları, belgeselleri, o animasyonları da çok beğeniyoruz. Çok başarılı buluyoruz. Gerçekten ben yürekten tebrik ediyorum. Bir meslektaş Teşekkür kardeşiniz ederim. olarak. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nasıl sağ olasınız. Nasıl başladı Hanım? Hadi anlatın bize. Ne oldu? Siz ne zaman harekete evet. geçmeye karar verdiniz ve ilk ne yaptınız? Neydi size harekete geçiren şey? E, aslında ben kendim bilim bileli bu işlerin meraklısıyım. Yani bu işleri yapmak istedim hep. Yani gazetecilik, işte kamera kullanma, benim küçüklüğümden beri hiç vazgeçemedim. Bilmiyorum yani. Aslında Bosna Savaşı her, her yerde söylediğim hmm. gibi benim kırmızı çizgimdir. Bir ortaokul öğrencisiydim Bosna Savaşı yaşandığı zaman. Şu anda benim yanımdaki etrafımdaki gençlerin, sizi izleyen gençlerin, benim çocuklarımın Suriye'ye, Filistin'e şahit olduğu gibi ben de Bosna'ya Bosna'da yaşananlara şahit olmuştum. Ve bir ortaokul öğrencisi olarak yaşananlar gerçekten beni çok üzüyordu. E, ablalarım o zaman e, Bakırköy Üniversite'ye gidiyorlardı ve kendi aralarında konuşuyorlardı. İşte savaşı değer landırıyorlardı. Kadınlara şöyle olmuş işte eee bugün böyle yapmış vesaire. Ben hep üzülüyordum ve televizyonda haberleri neden bilmiyorum ben şimdi çocuklarımı izletmemeye çalışıyordum ama ben o zaman kimse bana demedi <laughs> haberleri izleme diye. İzliyordum Bosna'da takip ediyordum Bosna'da neler yaşanıyor diye. Bütün dünyanın gözü önünde Avrupa Avrupa'nın orta yerinde göbeğinde Müslüman insanların, Müslüman olsun olmasın insanların yaşadığı o dram gerçekten bir çocuk olarak beni çok üzüyordu yani. Ve orada savaş meydanında aktaranlar o savaşı aktaranlar da bana çok şey geliyordu. Çok kutsal geliyordu yani. Allah. Oradaki şeyi acıyı duyuran, evet, gösteren, evet, evet, o evet, dramı, on, o trajediyi evet, gösteren. Evet, i̇şte bu kameraman olmasaydı biz bunu göremeyecektik. İşte o hanımefendi, o hanım muhabirler de vardı. Onları olmasaydı, anlatmasaydı biz bundan haberdar olmayacaktık diye sürekli o kendi böyle değerlendirmelerim vardı ve bana çok eşsiz geliyordu, çok kutsal geliyordu e, o yaptıkları iş. Ben ben o zamanlar karar vermiştim. de Ben de bir gün işte Hı -hı. böyle işte inşallah olmaz ama olursa ben de duyurmak isterim Hı -hı. gibi. Ve başka hiçbir şu, şu an 41 yaşındayım. E, ortaokul çağımdan şu yaşıma kadar başka hiçbir meslek yapmak istemedim yani. Hep, evet, hep e, işte gazeteci olayım, ama film çekeyim, film, belgesel de çekeyim. O işte olay yerinden bildireyim. İşte savaş bölgelerine gideyim, oradaki insanların seslerini duyurayım. Kendimce yani bir ortaokul öğrencisinin verdiği hayal kurma özgüveni Ile çok büyük hayaller kurdum o zaman. Ben de orada olsaydım, şunu da aktarırdım, şunu da söylerdim. Hiç işte hiç onların başından ayrılmazdım. Onların sesini duyursam ne olurdu bilemiyorum. Ben o o zaman Bosna Savaşı'nda olsaydım. Bugün Suriye, Suri, 10 yıldır Suriye'ye gidiyorum. Yani sürekli e, Filistin'e gidiyoruz, Kudüs'e belgesel çekmek ve oradaki insanların sesini duyurmak amacıyla. O zaman kendime bir cevap verememiştim. Yani ben gitseydim ne yapardım? Evet, sesini duyurduk. Tamam, bu kadar işte. Sesini duyurmak. Evet önemli yani ses duyurmak. Ee, mesela son belgeselimizde e, son yaptığımız adı soykırım e, belgeselinin Doğu Türkistan halkının sesini duyurmaya çalıştık. Ve onlar bize kendilerini mahcup hissediyorlar sürekli ve şey diyorlar sesimizi duyurduğunuz için gerçekten çok teşekkür Halbuki ederim. Halbuki bu bizim vazifemiz aslında değil, mi evet, Müslümanlar evet. olarak. Evet, yaptığım yani insanlığım gereği yaptığım bir işten dolayı bana teşekkür ediyorlardı. Dediğim gibi bu savaşı benim kırmızı çizgim. O zamana kadar yani önüme çıkan tabii ki engeller vardı. Önüme çıkan en büyük engel aslında ben, ben benim ailem. Yine, kendi yani, nefsiniz, çevreniz, yani şöyle, yakınınız. Yani şöyle, ben Erzurumlu bir ailenin kızıyım hı hı. ve o zamanki konjektürde ailemizde, sülalemizde çok fazla genç kızlar okuyamıyorlardı. Ben aile de en fazla okuyan, hatta sülalede en fazla okuyan kızlardan bileyim Babam hatta şey yani bir yere kadar oku, okumamı söylemişti. Ondan sonra işte ablalarım maalesef bir yere kadar okudular. Ben mücadele ettim aslında işte ben devam edeceğim Hı -hı. diye. Aslında hiçbir yani bizim şeyde her doğu doğudan göç eden ailenin hayali gibi. Onlar da ister ki madem okuyorsun çocuğum işte memur olsun. Ya. Evet, memurluk hayalleri vardı. Devlet memuru da. olsun sırtını sağlamaz. Evet maaşın geldiği zaman evet. belli olsun vesaire. Ben koskoca bir önyargıyı yıktım aslında. Yani ben gazeteci olacağım dedim o zaman aile. Onlar böyle şaka yapıyorum. Yani beni ciddiye almadılar kesinlikle. İşte bu gazeteci işte memurluk gibi memur olarak mı yapacaksın işte vesaire. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Ben üniversite e, yasaklardan önce e, üniversite sınavını kazandığımda babam beni ödül olarak e, Yalova'ya dayımın yanına götürmüştü. Ama üniversite gitmeme izin vermedi. Dedi ki bu kadar tamam kazandın. Ödülünü aldın işte ama gidemezsin. Nereyi kazanmıştınız? O zaman İstanbul Üniversitesi'ne kazanmıştık. Neydi kazandığınız İşletme bölüm? Okuldu. İşletmeydi. Evet, evet. Ondan sonra kaç sene okuyabildiniz orada? Ee, üçüncü sınıftan ayrıldım. Üçüncü sınıfta başörtüsü yasağı oldu evet, ve başörtüsüyle okula girmenize müsaade etmediği için özellikle açı aç soruyorum ki <laughs> gençler bilmiyorlar çünkü evet. anlatmak lazım. Bunu her programda ölene kadar bıkmadan usanmadan anlatmaya devam edeceğim. Bizim ülkemizde bir dönem kadınlar okusun, genç kızlarımız da okula gitsinler. Neydi Kardelenler, Yaseminler miydi? Neydi öyle evet. romantik isim bulmuşlardı. İşte doğudaki kızlara okutmuyorlar falan. Sonra bir gün doğudaki kızlar okumaya karar verdiler. Okulun kapısına kadar geldiklerinde kendilerince uydurulmuş olarak önümüze koydukları bir kamusal alan e, gerçeğini e, bize dayatarak başörtüsüyle evet sen okulu kazanmışsın kızım ama başörtüsüyle okuyamazsın dediler. O kızın annesine ve kıza başörtüsüyle hastaneye sokmuyorlardı. Devlet binalarına sokmuyorlardı. Nerenin kamusal alan olup nerenin kamusal alan olmadı ayrı bir tartışma konusuydu. Çünkü çünkü tamamıyla keyiflerine göre belirliyorlardı. Ve bundan dolayı bu ülkede yüz binlerce belki milyonlarca genç kız insan mağdur oldu çok başarılı üniversiteleri kazanmış genç kızlar sadece ve sadece düşünebiliyor musunuz? Sadece ve sadece başörtüler diye eğitim hakları ellerinden alındı bu insanların. Hatta bazılarını biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz, biz bu ülkenin asıl unsurlarıyız, bizim istemediğimiz hiçbir şey olmaz diyen kimileri ikna odaları kurarak başörtüsünü çıkarabileceklerini, eğitim burada eğitim almak istiyorlarsa, aydın bir insan olmak istiyorlarsa aslında başörtüsüne de çok fazla ihtiyaçları olmadıklarını mütemadiyen ikna odaları genç kızlara bu ümmetin çocuklarına mobbing yaptılar. Bunu her defasında söyleyeceğim. bundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Çünkü unutuyoruz ve başımıza ne geliyorsa hep unuttuğumuzdan geliyor ve tarih tekerür eder derler ama tarih eğer biz e, hamakat içerisindeysek, tırnak içerisinde daha çabuk tekerür eder. Evet tarihin tekerür ediş huyuna saygı duyuyoruz ama bizim ihmalimizden tekerür etmemeli. Biz üzerimize düşeni yapmalıyız. Buyurun. Benim aslında o zamanlar tek tercihim iletişimdi. İletişim istiyordum. Şehir dışını aslında bir tercih yapmıştım ama babam babamın da göndermeyeceğini biliyordum. Ee, o zaman iletişim bilmiyorum. Belki de çok çalışkan bir insan değildim. Hı -hı. Belki de iletişim ilk sene gelmediği için dedim ki işte Anadolu Üniversitesi yazayım. Derse İstanbul Üniversitesi'nde giriyorduk. E bir süre sonra işte işletme fakültesine devam ederken sürekli dersimizi çalışıyoruz. Sınav zamanı geliyor ama bir süre sonra işte devam edememe yani Hı -hı. sistem öyle bir tıkandı ki devam edememe kararı aldık. Yani sürekli evden okula diye çıkıyorum ama annem işte şey diyor nasıl olsa e almıyorlar. Niye ders çalışıyorsun? Ya alırlarsa diyordum yani her gün başka bir heyecanla gidiyordum. Burada ama. amaç tabii öğrencileri okuldan atmak, Müslümanları eğitimden uzaklaştırmanın ötesinde diğer ikinci bir planda Müslümanların umudunu kırmak vardı. Yani evet. asıl büyük kaybımız oydu. Bakın anne bile evladına diyor ki zaten okuyamayacaksın niye ders çalışıyorsun ki? Evet. Yani başarılı olacağına dair bu ülkede bir gün söz sahibi olacağına dair insanların umudunu kırmaktı. Yani şunu söyleyeyim siyasi bulmazsanız Allah Necmettin Erbakan'dan razı olsun. O zaman... Amin. Amin, yani tabii, gerçekten tabii bir ki. umuttu yani. Tabii ki, Gün tabii. gelecek, bunlar değişecek tabii diyen ki. o hengamenin içindeki tek adamdı tek, yani. Birkaç tek, adamdan biriydi. Evet, evet, en gür abi. sesi de çıkan Necmettin o, Erbakan merhumdu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Amin. Buyurun. Yani, ama benim hiçbir zaman yani çevremde olup bitenler, yaşadığımız yasaklar, işte o başörtüsü eylemleri vesaire benim bilmiyorum umudumu kırmadım. Sabrettim. Yani. Aslında ben Bosna Savaşı zamanında e, şey diyordum ablalarıma işte e, bakıp bu kadar insanı öldürüyorlar ama dünyada bunca Müslüman var onlara izin vermezler. E, gider onları kurtarırlar diye ümidi, öyle bir büyük ümidim vardı. İşte başörtüsü yasa yasak lanınca okullarda işte ben o zaman da diyordum işte hayır izin vermezler <laughs> işte bir sürü Müslüman var bu ülkede izin vermezler biz işte bi biraz böyle konuşurlar geçer diyordum ama e, olsun o da yaşadığımız bir imtihan dedik yani hiçbir zaman ben yasakları yaşadım vazgeçtim deme, demedim diyemedim yani umudumu <laughs> de kaybetmedim sabrettim özel kurslara gittim İstanbul Meslek Edinme kursları yeni açılmıştı e, sinema televizyon kurslarımız vardı e, Rıfat Ilgaz'ın kızı Defne Algan Hanım'dan ders aldım <laughs> özel sinema yani dedim ki madem okullara Demiyoruz. Kendimizi işte İngilizce kursuna gidelim, diksiyon hmm. kursuna kendimizi gidelim. Kendim, kendimizi geliştirelim. Edelim. Sonuçta Sonra... illaki bir gün bitecek bu. Ee, sabredeceğiz, bitecek. Biz de yolumuza devam edeceğiz -sonra yoluyla. Sonra hikayeniz ilk neyi çekerek başladı? Aslında ilk ben e, şu anki e, yaptığım işten bağımsız bir cam atölyesini çektim. Camın ateşle <laughs> dansını. <laughs> Beykoz'da cam ocağı var. Yani bilmiyorum hiç gittiniz mi? Biz oraya VTR çekmek için gitmiştik aslında hmm. üç dakikalık. Ben ama o kadar etkilendim ki o ateşin işte cam olması üfle üfleyerek işte cam ortaya çıkarmaları. Ben oradan bir kısa belgesel 16 dakikalık. Camın ateşli dansı diye bir kaçtı? belgesel çıkmış. 2000 2001 olabilir mi <laughs> ha, bilmiyorum. 2000 -2001 evet 2002 civarı. Evet. Sağ Ondan sonra e, Metin Yüksel için yapılan bir belgeseli biz destek Allah verdik. Kısa bir biyografisini hı hı. yapmaya çalıştık. Ondan sonra e, Celalettin Ökten hocamızın, Mahmut Celalettin Ökten hocamızın imam hatipleri kurulu e, kuruluşu, okulların açılış ve kendi hayatı biyografisiyle alakalı hı. dört bölümlük bir belgesel hazırladık TRT'ye. Ondan sonra gelişti. Aslında ondan sonra e, mazlup coğrafya nereydi? Yurt dışına, e, nereye gittiniz. ben aslında ilk e, Kurban çalışması için Pakistan'a yani hem kurban çalışmasına hmm. destek verelim hem de işte Pakistan'da 2010 yılında 2010 veya 11'de e, Suriye Savaşı'ndan önce sel olmuştu. Sel felaketi. Hmm. Çünkü hmm. O kadar büyük bir sel felaketi olmuş ki çocuklar, insanlar, kadınlar şey diyorlardı. E, bebeklerini büyük e, kovaların işte bidonların içine kapatıp işte kurtulsun diye suya veriyor. O kadar büyük bir e, sel felaketi olmuştu. Biz de İHA İnsani Yardım Vakfı'nın davet etmesiyle bölgeye gittik ve Pakistan'ın her yerine aşağı tarafında o Şakar bölgesi, Benazir Butto'nun e, hakim olduğu hmm. bölgeler karaçi bölgelerine hep sel bölgelerini Hayatımda ilk defa gerçekle sahayla karşılaşmam orada oldu benim. İlk Pakistan'da o sel felaketi. Evet meselesi. ama ondan önce biz çekimleri Lübnan, Ürdün ve Suriye'de yapılan savaştan ayaklanmadan önce Bitmeyen Gün Sürgün isimli belgeselle Filistinli mültecilerin mülteci kamplarındaki hayatlarını anlatmaya başlamıştık. Yani çekimlerini arkadaşlarımız yapmıştı. Ben onun kurgusunu yayına vermiştim. Ama ilk gerçekle karşılaşmam Pakistan. Pakistan benim için gerçekten e, o da sahada çırılçıplak o o derdi görmem. İnsanların, çocuk kayıp çocukların, yetimlerin, o selin hayat sel selle birlikte hayatları akıp giden insanların e, insanlarla görüşmem, buluş ilk Pakistan oldu. Pakistan'dan herhangi bir belgesel çıkarmadık. Ee çok fazla haber çıkardık ama ben de artık yani e, aslında insani yardımla da çok iç içeyim. Bir yandan kafamın bu tarafı insani yardıma odaklanıyor. Bir yandan seslerine duyuralım, buraya yardım. Yani biz sesini duyuralım, buraya insani yardım gelsin. İşte bir şekilde kurtuluş yolu olsun. E, o, o kadar çok insani yardıma sebep olduk ya elhamdülillah diyeyim. Biz bu çalışmaları devam ettirdik yani. 2011 yılında Suriye'de ayaklanmanın başlamasıyla gireyim mi oraya? Evet evet buyurun. <laughs> 2011 yılında Suriye'de ayaklanma onun başlamasıyla ben aslında çok geriye gittim. Ee, hmm. Bosna Savaşı'na gittim. Yani e, tamamen işte Suriyeli kadınların yaşadıkları zulümlerle alakalı bir basın toplantısı yapılmıştı feshanede. Ben oradaki kadınları dinlerken tamamen Srebrenica kadınlarım işte Sırpların kadınlara yaptığı zulümler hep de tamamen Bosna'ya odaklandım. Dedim ki ya artık bir, bir şeyler yapabilecek güçteyim ve işte gitmem lazım. İşte hmm. Bölgeye gitmem lazım. Bölgeye gitmek istediğim ilk eşime e, açtım. dedi ki ya nasıl gideceğiz o şey olur mu falan. Çok ısrar ettim gerçekten yapmak istediğimi söyledim sağ olsun Allah razı olsun kırmadı beni yani. Nasıl gittin? İHA İnsani Yardım hmm. e, Vakfı'nın o zaman e, prodüksiyon ayrılmamıştı. Oradaki arkadaşlar benim TV5'ten arkadaşlarım, hmm. eski yol arkadaşlarım birlikte bir sürü program program yaptığımız, hmm. beraber televizyonculuk yaptığımız arkadaşlarım da onlarla düşüncemi paylaştım. Sağ olsun onlar da bana çok yardımcı oldular, organize oldular. Ya yani ekipmanlar vesaire gitmem, orada kalacağım yeri e, kadar yani Suriye'ye girişimden çıkışıma kadar her şeyi organize ettiler. Bana sadece zaten köy köy dolaşmak kaldı. Biz bölgeye gittik. Bölgeye giderken çok büyük bir trafik kazası geçirdik. Tamam. Ee, ailem 10 yıl sonra öğren Ailemin 10 yıl sonra öğrendiği büyük bir trafik kazası. Yani e, elhamdülillah bir şey olmadı. Ya. Camdan çıktık ama evet. camdan çıktık ama benim camdan çıkarken söylediğim şey kameram nerede <laughs> Kameramı getirin. Yani herkes araba böyle olmuş. Herkes gece zifir karanlığında birilerini arıyor. Ben kameramı aradım çünkü onsuz bir şey yapamam. Bir yere gidiyorum bir şeyler çekeceğim. Onsuz bir şey yapamam diye ilk o anda bile aklıma kameramı kurtarmak geldi. Eşim kusura bakmasın. O bölgeye gittim. Pakistan'da evet sel vardı. Bölge karşımdaydı. Çırılçıplak sahaya olanları görüyordum. Ama Suriye'de başka bir şey var. Yani bombalar düşüyor gözümün önünde. Misket bombaları işte insanlar yaralanıyor vesaire. Hayatım boyunca hiç böyle bir şeye ne karşılaştım karşılaşmamıştım yani. Bisiklet bombası düşen insanlar. Dediler ki işte bisiklet bombası atıldı. Kendi gözlerimle gördüm bombayı. İşte yeryüzüne inen uçaklar. Demir demir bilyeleri bırakıyorlar ve o bilye şeyler demir toplar binlerce bilyeye ayrılıyor dağılarak ve dağılarak dağ insanları öldürüyor. Evet. Öz boyacı altınla tarzını belirleyenler şimdi fırsat ürünlerini beliriyor. Instagram hesabımızı takip et, storylerde yer alan ürün oylamalarına katıl, Hangi ürünlerde indirim olacağına sen karar ver. Seçtiğin ürünler en özel fiyatlarıyla özboyacı.com adresinde olacak. Oylamalar bir anda karşına çıkabilir. Instagram hesabımızı takip etmeyi unutma. Onların parçaladığı vücutları gördüm. Yani elimde kamera. Hastaneye koştuk. E, Rehan Devlet Hastanesi. Ne yapmalıyım dedim Allah'ım. Yani şu anda ben ne yapmalıyım? Oturup şu dünyanın haline ağlamalı mıyım? Gidip işin içinden mı tutmalıyım? Bir şey yapayım. Bebekler ağlıyor. O da ayrı bir yer değil mi? Hani o bir tane meşhur bir Afrika'da fotoğraf vardı. Çocuk vefat etmek üzere evet. arkasında akbaba bir tanesi evet. fotoğrafını evet. çekiyor. Evet. Diyorlar ya bu ölmek üzere olan çocuğun fotoğrafını çekmek evet. ne kadar insani. Evet. O uzun bir tartışma konusu da... Oradaki vasatı, doğru çizgiyi nasıl yakalıyorsunuz? Yani gözünüzün önünde organları parçalanmış bir çocuk evet. var. Ona o an müdahil olmak mı? Kameraya almak Ama mı? Ama Bekir Bey çok kalabalıktı orası. Ha. Yani devlet hastanesinin bahçesindeyiz ve kalabalık. Yani birileri müdahale ediyor. Bekir... Zaten müdahale evet, ediliyor. Evet, ha. evet. evet yani. Peki ilk, i̇lk defa mı bu kadar büyük evet, şeyle ilk... karşılaştınız? Evet, trajediyle evet, orada evet, karşılaştınız. Evet, evet. Nasıl sabrettiniz? Nasıl da o ilk karşılaşmanız? Yani Bana insan... yaşadığımız... Olayın şokuydu herhalde. Ben ağlayarak, kararmış ağlayarak çekime çekime devam etmeye karar verdim. O zaman onları da çektik ee, işte savaştan yine etkilenenleri köy köy. Ee, ya bunu anlatsam mı bilmiyorum. Birkaç yerde de anlattım anne sütü hikayesi vardı. Hmm. Ben neden bu kadar çocukların peşinden koşuyorum? Niye kafamı çocuklarla bozmuşum diye. Her gittiğim yerde çocuklarla işte oynuyorum, İşte çocuklar için bir şeyler yapmaya çalışıyorum özellikle savaş bölgelerinde. Çünkü o gün Sedye'de bir kadın gelmişti. Sedye'de işte be Sedyesinde bebeği vardı üç aylık e, bir bebek ve yanında çocuk vardı. E, ağzının kenarındaki beyazlığın anne sütü. ...oldu, ortaya çıktı. E işte neydi, bu neydi, ilaç mı, işte kimyasal bomba mıydı, neydi diye diye araştırma yapılınca... ...onun anne sütü olduğu ortaya çıkınca herhalde annesini emerken mi e bomba düştü... E... O kadar o kadar korkunç bir her yerde söylüyorum bunu söylemekten de hiç vazgeçmeyeceğim. İster, i̇sterse tekrar düştü desinler. Tülay Gökçimen. Aynı çocukların en temel hakkıdır annelerinin sütü. Dünyada hiçbir şeyimiz yokken yani annemiz bir arva annemizin sütü var bize ayakta tutan Cenabı Allah'ın bize kendiliğinden vermiş olduğu bir nimet. Hatta helali bile annenin sütüne nispeten. Ona mesafesi uzaklığında tarif ederiz biz yani. Evet, Anne sütü gibi helaldir El, deriz. Ay, evet tertemiz. Helali evet, bile ona evet, göre tarif evet, ederiz evet. yani. Yani hiçbir sistem, dünya üzerindeki hiçbir sistem bizi annemizin sütünü emmekten ayrı koymamalı, koyamamalı. Yani bütün dünya ayaklanıp sadece annelerinin sütünden ayrılan bebekler için bence uğraşmalı. Yani o kadar korkunç ki o bebeklerin savaş bölgesinde, annelerinin göğsünde, ölmüş annesinin göğsünü emmeye çalışan çocuklar. O, o manzara çok korkunç. Yani ben o gün o, o çocuktan sonra karar verdim. Dedim ki yani elimden geleni yapacağım. Hiçbir çocuk en azından benim uğraştığım çocuklar annesinden ayrılmasın. Annesinin sütünü içmeye devam etsinler. Bu korkunç bir sistem. Yani bugün Suriye'de, Filistin'de de aynı şey yaşanıyor. İşte ne bileyim, Yemen'de şu anda Yemen'de de yaşanıyor. Çocuklar annelerinden, annelerin sütünden, en temiz şeyden ayrı bırakılıyorlar. Bunun adına savaş diyorlar. Evet, savaş var, işgaller yaşanıyor ama bir bebek anlamaz savaş yani. Ama bebeklerin topluca öldürüldüğü bir, bir büyük dünyanın coğrafyada benim söylediğim birazcık hakikat, romantik hakikatsiz. mi kalıyor acaba? Hayır hiç de değil. Hakikattir. Hiçbir hakikat romantik değildir ya. Bu salt hakikattir. Allah razı olsun. Peki gittiniz orada Suriye'de ki katliamı görüntülediniz. Ne yaptınız sonra o görüntüleri? Evet. E, Haykırış belgeseli ortaya çıktı. Ondan fazla köy köy dolaştık. Suriye'nin içinde dışında Hı -hı. Araf'ta kalan. O zamanlar savaş e, ayaklama yeni başladığı için savaş demiyorum. Hem, hem Hı -hı. biz tam Savaşa evrilmemiş. O zaman diğer güçler girmemişti. İran vardı hmm. vesaire ama orada arafta kalan kadınlar vardı. Bebeğin kucağında bebeğiyle e, gelmiş. Ondan fazla kadınla konuştu Kimisi yürümekten ayağının nasıl ağrıdığını anlattı. Kimisi tecavüze nasıl uğradığını anlattı. İşte e, bir düğün salonuna girdik mesela. İki katlı düğün salonunda binden fazla insan sığınmış. Hepsi şey bekliyor. Ne bekliyorsunuz? İşte bitecek. İşte biz birkaç gün sonra geri döneceğiz. Hepsi bu mantıktaydı. Kucağında bebeğiyle konuşan kadınlar da işte biraz dururuz sonra gideriz mantığındaydı her, ee, anladığım kadarıyla. Tabii ki işte öyle olmadı maalesef Arap'ta kadar, kalanlarla O çektiğiniz o görüntüleri Haykırış isimli haykırış bir belgesele çevirdiniz. Evet. Kim kurguladı? Siz mi kurguladınız? Ee, onu? Hayır Abdülhamit <laughs> e, Hacı Hasanoğlu ismi bir arkadaşım Ne yaptınız vardı. sonra bitmiş işi? Nerede yayınladınız? Haykırış yayınladın? belgeseli Türkiye'de bölgeyle ait Hay e, böl TRT'de de yayınlandı. Defalarca belki 10-15 kere yayınlandı. Hı -hı. Ama şöyle bizim şöyle bir usulümüz var. Biz sadece insanların televizyonun televizyon başına geçip izlemesini beklemiyoruz, beklemedik yani. Haykırış belgeseli farklı dillere de çevirildi. Türkiye'de sadece 50 ile ben gittim. Özel gösterim için. Okullar, üniversitelerde kültür Anlattınız merkezlerinde. Anlattınız yani. Tabii, tabii. Yani biz çektik ama bölgeden Demet Tezcan ablamı aradım. Çok sevdiğim Çok bir abla. Demet, Demet ablamız evet. ona selam olsun. Bizden. Aleyküm selam. <laughs> Demet ablayı aradım. Ben hep kamera arkası dedi dedim ki Demet abla ben hep kamera arkasındayım. Her zaman kamera arkasındayım. Hep çektim ben. Ben çok şey gördüm. Bu gördüklerimi dayanamıyorum şu anda. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ben bunları ne yapacağım dedim. görür anlatırsın dedi. O ya gö hep gözümün önünde gelen şeyleri insanlara anlatmaya çalıştım. Yani o zamanlar mülteci kamuoyundaki yanlış mülteci algısı başlamaya başlamış. İnsanlar geliyorlar. Aslında ilk ilk günlerde insan muhacir ilişkisi Biraz daha daha güzel aslında şimdi de güzel ama bence kötülerin sesi çok çıktığı için iyilerin sesi e, bastırılıyor. Ben Türkiye'de Anadolu insanının ensarlıktan vazgeçtiğine hiçbir zaman inanmadım. Biz 50 ile sadece gösterim yapabilmek için gittik. Kendimiz insanları toparladık, anlattık. İstanbul'da camileri, camilerde kadınları toparladık. Yurt dışında, Almanya'da, Hollanda'da insanları davet ettik. Dedik ki bakın insanların hali budur. Bu, bu yüzden kaçtılar bu insanlar işte. inanın Türkiye'nin her yerinden Suriye'ye doğru haykırış tırları çıktı. Belgeselin afişini kamyonların üstüne koymuşlar. Ee, insani yardıma o kadar çok etkisi oldu ki. Biz de bunu görünce daha fazla, daha fazla. Ee, evet Sonra nereye gittiniz? Savaşı Kadın onların gözüyle anlattık. Dedik ki ondan sonrası çocuk, savaşın çocuklarına çektik. Hı hı. Savaşın çocukları da Suriyeli. Bölgede Suriyeli çocukların konuştuğu, dertlerini anlattıkları ilk belgesel oldu. O zaman dönemin Milli Eğitim Bakanı sanıyorum yurt dışında Kore'de miydi bir yerde mülteci çocuklarla alakalı yapılan bir çalışmada bizim belgeselin fragmanıyla sunum yaptığını hatırlıyorum. Hı hı. O da yine farklı dillere çevirdik. Onu da e, elhamdülillah. Mesela şey, akran zorbalığı başlamıştı okullarda. Akran zorbalığı başlamıştı. Veliler çocukların Hazır çocuklarla birlikte okumasını istemiyorlardı. Milli Eğitimlerle irtibata geçtik o zaman. İlçe Milli Eğitimlerle Türkiye'nin o kadar fazla ilinde akıllı tahtalarda gösterildi ki belgesel savaşın hmm. çocukları. Niye çocuklar izlesin? Bu akran zorbalığına dur desinler. Velileri çağırdık. İşte dediler ki hocam biz velileri davet ettik. Siz de gelin belgeseli izleyelim. İşte gördüklerinizi anlatın. Bu hmm. veliler işte ayaklanmasınlar. Savaşın çocuklarını çektikten sonra bir de özel bir hi hikaye bulmuştum ben Suriye zindanlarında 24 saat diye bu Esed'in yaptığı katliamların fotoğrafları çıkmıştı. O fotoğraflardan babasını, babalarını gören, teşhis eden üç kız kardeşin babalarını almaya giderken e, cez cezaevine girmesi ve oradan kurtulmalarıyla alakalı 24 saat kaldıkları Suriye zindanlarında neler yaşadıklarını anlatan, neler gördüklerini anlatan bir hikaye çektim Suriye zindanlarında bu 24 saat. Bu gerçek hikaye değil mi? Tabi tabi. Anlatır mısınız o ne olmuş? Tabi tabi. Yani e, o katliam fotoğrafları yayınlandıktan sonra Suriye'li 3 kız kardeş, 3 hanımefendi fotoğraflardan babalarını teşhis ediyor. Neredeler bu 3 hanımefendi bu asla? Türkiye'deler mi? Hayır. Neredeler? Suriye'deler. Ha Suriye'deler. Evet, Diyor evet. ki gideceğiz babamızı alacağız. Tabii tabii en azından cenazesini alalım diyorlar. Tamam. Yola çıkıyorlar. Yolda defalarca durduruluyorlar. En son durdurma yapıldığı zaman diyorlar ki işte siz nereye gidiyorsunuz? Babamızı almaya gidiyoruz. Hayır gidemezsiniz vesaire. O, o, o anda işte savaşın çok ateşli olduğu zamanlar bu hanımefendiler Şam cezaevi cezaevine gidiyorlar. Uh -huh. Şam cezaevine alıyorlar. Kız e, hanımların en net hatırladığım şey şu. Bir daha güneşi göremeyeceğimize inanmıştık. Yani bir hücreye götürülmüşler. Diyor ki o kadar kalabalıktı ki kadınlar, çocuklar, küçük kızlar. Ben de oradan gelen videoları izlediğimde küçücük kız çocukları. 6-7 yaşlarında, 10 yaşında kız çocukları. Kamera onlara dönüyor. Bir yüzlerini kapatıyorlar. 10 yaşında kız çocuklarının bir rejimi ne gibi bir tehlikesi olabilir ki? Küçük kız çocuklarını kapatmışlar e, cezaevine. Hanımlar babalarının, babalarının da de, e, şey, kalp krizi diye bir raporu verilmiş. İşkencede öldürdüklerine kalp krizi raporu vermişler. 24 saat o cezaevinde yaşadıklarını, gördüklerini anlattılar bize. Suriye zindanlarında 24 saat. Belgesel hala yayında. Merak edenler izleyebilirler. Ee, YouTube'da. Sizin sayfanızda mı? Evet Suriye zindanlarında 24 saat yazarlarsa çıkar evet. Ben takipçi kasma derdindeyim de evet. bir Human Movie Team'de mi orada mı yayında? Hayır Human Movie Team'de değil bu e, Human Movie Team kurulmadan yaptığımız. Ha, daha önce. Evet evet. Human Movie Team kurulmadan yaptığımız bir belgeseldi. Şu Belgesel... yaptığınız işleri nereden izleyebilir takipçilerimiz? Ee, kendi YouTube kanalımızda var Tülay Gökçemen. Ee, Human'ın sayfasında var. Son yaptığımız adı Soykırım. Human Movie Team'in YouTube kanalında. Hem Human Movie Team hem de e, Tülay Gökçemen'in sayfalarını takip alabilirsiniz. Dolayısıyla bu ekibin yaptığı işleri oradan takip edebilirsiniz. Adresleri hemen aşağıda şu an görüyorsunuz. Şey soracağım. Bu gittik, yaptık, konuştuk, yayınladık diye çoğul konuşuyorsunuz. Evet. E, Kimlersiniz kimler diğerleri kimler yani <laughs> evet. sen de değil, Siz bir teşkilatlısınız <laughs> diğerleri kimler çünkü onu da nazara vermek istiyorum harika evet. bir oluşum bu tamamıyla böyle gönüllerden olsa ama Tülay Hanım anlatsın istiyorum. Evet sonra siz büyümeye başladınız size insanlar evet. destek vermeye başladı dediler ki ben de kurgu biliyorum size nasıl destek olabilirim? ben de evet, kameramanlık evet, evet. yapıyorum diyen hanımlar çıktı. Evet. Onu anlatın birazcık. Ya yani ekibinizi anlatın bize. Evet. Aslında Suriye belgesellerinden sonra mı? Kudüs belge şey, Filistin belgeselinden sonra mı oldu bilmiyorum ama yoğun olarak gençlerin ama biz de hocam biz de bir şeyler yapmak istiyoruz dedikleri. Yani bir kamuoyunda yanlış müteci algısı var. Herkes bir şeyler yapmak istiyor ama zaten gençlerin en büyük sorusu ve cevabını bulamadıkları derdi budur. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapacağımı ama ne bilemiyorum. Yapacağım? Beni evet. Kimse... Yönlen. siz yönlendirdiniz bu gençleri şimdi ben belgeselciyim ancak Hı -hı. kendi yaptığım işe yönlendirebilirim Hı -hı. ama bu işi yapmak isteyen gençler de bakıyorsun belgeselcilikle medyayla hiç alakası yok ne yapabiliriz eğer gönüllüysen eğitim verebiliriz eğitimini alırsa yapar devam eder çok zor değil sadece istemek lazım yani bazen kamera tekniklerini kamera tekniklerini ben iki günde bazen bir günde anlatıyorum bazen üç saatte anlatıyorum Hı -hı. anlamak istiyorsa anlıyor çalışmak istiyorsa kendi devam eder ben temelini anlatırım onlara Türkiye'nin her yerinden gençler biz de bir şeyler yapmak istiyoruz diyenler, farklı farklı üniversiteye gidenler. İlahiyat okuyanlar, edebiyat okuyan, işte psikoloji okuyan da. Arkadaşlardan bir grup kurduk. Önce yani kamuoyundaki yanlış mülteci algısını, muhacir algısını değiştirmek için e, WhatsApp grubu kurduk önce. Uh -huh. Yani iş is, falan filan yok. Mülteci hikayeleri çekmeye başladık. O zamanlar şey, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile birlikte hareket ettik. Dedik ki biz siz bize destek olun. Biz mülteci hikayesi çekeceğiz. Çektiğimiz mülteci ilk mülteci hikayesi olay oldu. Oldu. Yani beş dil bilen bir geri dönüşüm işçisini çektik. Geri dönüşüm işçisi dediği şu çekçekli hani çöplerden evet, aynen, plastik aynen. falan toplayanlar var. Aynen. Sokaklarda görüyoruz. O aynen, yani. aynen, Açmak aynen. istiyorum ki anlaşılsın. Evet. Ya. Evet. o Hatta o abinin peşinden koştuk bayağı. Beş dil biliyor. İki üniversite mezunu. Fransa'da eğitim almış ama kendini e, savaştan sonra işte ailesini kaybetmiş, kızını kaybetmiş katliamda. O geri dönüşüm ve kapatmış. Biz onun farkına vardık. Yani adam belki bir şeyler yapabilir ama kendini oraya e, sanki terk etmiş gibiydi. Biz o abiyle konuştuk. Onunla Balat sokaklarında Çekçeki'yle arkasından çektik vesaire. O e, yayınlandıktan sonra çok dikkat çekti. İşte e, farklı e, Anadolu Dolayısıyla haberini yaptı. Allah'tan güzel konu denk getirmiş size ama. Bizim <laughs> televizyon çok da buna malzeme denir. <laughs> yani evet. Çok iyi malzeme denk Bir Biz şey yapmak ya. isteyince Cenab-ı Allah ee, da ikram etti. Yani evet. sonra... Onun haberini izleyen, işveren bir şekilde ulaşmış. Demiş ki ben bu beyefendiye iş vereceğim, ev hmm. vereceğim. İşte ben falanca firmanın sahibiyim. Gelsin dillerini bizim fabrikada kullansın. Hmm. Yani o abi daha sonra biz gittiğimizde saçı sakalı birbirine girmişti. Böyle eski elbiseler giymişti. Hatta valilik bir açıklama yaptı biliyor musunuz o zaman. Ülkemize gelen beyaz yakalılarla alakalı yeni şeyler yapacağız vesaire. Allah Allah. O kadar çok kapılar açtı ki. Beyaz yakalı diyor adam çek de garibim çöp dolanıyor. <laughs> Kimin kim olduğu belli değil. Biz e, beyefendi ziyarete gittik ve da işte yeni halini görmeye depoya, Süleymaniye'ye. abi tıraş olmuş, takım elbise gibi böyle güzel giyinmişti. Hmm. İşte şey arkadaşlarıyla o da vedalaşmaya gitmiş. Ne güzel. E, ee, Melemen galiba hatırlıyorum. Melemen yapmışlardı. Geri dönüşüm deposunun sahibi bana dedi ki abla sizin şeyden sonra 2-3 dil bilen bütün macirler depoya gelmeye Hay, <laughs> ne güzel, depoya gelmeye abi. başladı sayenizde işte bir sürü geri dönüşüm işçimiz oldu dedi. Şey, ve bunları siz Türkiye'nin dört bir tarafında evet. size ulaşan gönüllü kardeşlerle yapıyorsunuz. Evet. Kimisi kurgu yapıyor, kim Kimisi kendi cep telefonuyla çekiyor ya da evet, kamerayla aynen, çekiyor. Aynen, aynen. Bilmeyen ben ne yapabilirim diyenlere de bu eğitimi evet, veriyorsunuz. Evet. Onlara öğretiyorsunuz. Evet. O da takıma dahil oluyor. Evet. İstediği kadar burada devam ediyor ve gidiyor. Para pul yok ama. Öyle bir şey Çünkü yok. para pul sizde de yok. <gülüyor> <gülüyor> öyle, evet. bir şey yok. Yani evet. öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey Biz de kesin şey şu kırmızı çizgimiz kimseye para vermiyoruz. Ve Allah rızası için çalışıyoruz. Ee, ...ve çalışıyoruz. Ve Çalış kimseden de para almıyorsunuz ama. Hayır niye alalım ki? <laughs> i̇şte onu da söyleyelim. Kimseye para vermiyoruz deyince yanlış anlaşılmasın. Hiç kimseden para talep etmiyorlar. Art hiç etmiyor. kimseye de para vermiyorlar. Ortada bir para akışı yok. Tamamıyla gönüllülük esası Peki ee, şu an bu programı izleyip, evet. üniversitede iletişim okuyan ya da evet. farklı bir üniversitede okuyan, eğitim alan ev hanımı olabilir. Evet. Size destek olmak istiyoruz. Biz de Filistin için, Kudüs için, Doğu Türkistan için bir şey yapmak istiyoruz diyen e, sadece ev hanımlarıyla mı, hanımlarla mı, erkeklerle destek verebiliyor mu? Medya işini yapmak isteyen, bu yolda yürümek isteyen erkeklerle yürümüyoruz. Biz. Yani biz... Onları biz alalım, <laughs> onlar buraya gelsinler. <laughs> yani feminist bir bakış açısıyla değil, yanlış anlamayın Öyle, tabii yani. Yok, Bazı şey. evet hassasiyetlerimiz Bahrendim, var. Evet. evet. Kendi kendi kendim bu işi yapabiliriz. Bu konuda çeşitli söylentiler oldu. Aslında biz hmm. kendimizi Human movie team çok fazla ilan etmedi. Bunlar kimler, ne yapıyorlar? Hmm. Kimse çoğu kimse bilmez yani. Hmm. Videoların arkasında biz son birkaç yıldır isim yazmaya başladık. Hı -hı. Yani video yapıyor arkadaşlar ama isim de yazmıyorlardı. Hı -hı. Sadece kendi logomuz çıkıyordu. O logoyu da biz yaptık zaten. Yani Hı -hı. öyle e... Çok da başarılı bence. Geldiğimiz noktada kesinlikle bu samimiyetin göstergesi evet, bence. Doğru. Geldiğimiz noktada yani bizi takip eden gençlerin sayısı. Mesela yarın kampa gideceğiz biz. Türkiye'nin her yerinden 56 tane öğrencimiz gelecek. 3 günlük bir eğitim vereceğiz onlara ve onlardan video beklentisi içerisine gireceğiz. Bizim istediğimiz şu. Biz gel biz sana bu işi öğreteceğiz. Sen gel mülteci hikayesi çek. Sen gel kısa film çek. Gel insan hakları. Bizim temel konumuz insan hakları. Dünya Hı. üzerinde hakları çiğnenmiş, hakları ihlal edilmiş. Ne kadar insan varsa, ne kadar Hı. Müslüman Millet olması varsa. şart değildi. Hayır hayır tabii ki kesinlikle Müslüman olsun olmasın. Amerika'dan Endonezya'ya işte Suriye'den Yemen'e bir çatışma, işgal ve bunlardan kötü etkilenen insanların sesini duyuralım. Aynı şeydeki örneğe benziyor bu. Biraz siyer okuyanlar mutlaka bileceklerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinden önce hani hılfül fudul diye bir oluşum başlatıyor. O zamanın müşrik Mekke'sinde nedir o? Bir tüccar orada bir haksızlığa uğruyor Mekke'de ve kalkıyor isyan ediyor. Diyor benim burada hakkım gasp edildi. Ben burada yağmalandım. Aranızda hakkı hakikati gözeten e, hiç kimse yok mu diyor yani benim hakkımı savunacak. Çünkü Mekke o zamanın e, ticaret şehri. İnsanlar geliyor gidiyor alım satım ticaret para alışveriş oluyor falan. Bunun üzerine bir hareket başlatılıyor. Erdemliler hareketi olarak. Hılfül fudul olarak tabir ediliyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da o zaman henüz daha peygamberlik gelmemiş. O da onun için de Ebu Bekir radiyallahu anh da onun içinde. Ve orada insanların hakkını savunuyorlar. Kim olduğu önemli değil. Hangi dine mensup olduğu önemli değil. Put tapıp puta tapmadığı önemli değil. Haklı olması evet. arkanda olmamız için yeterli. Evet, evet. Sadece haklı olmanı istiyorum Evet yani. kesinlikle. Peki kaç ülkeye gittiniz bugüne kadar? Bu hikayeler, mazlumların hikayelerini çekmek için bugüne kadar kaç ülkeye gittiniz? Yani 20'den fazla ülkeye gitmişimdir ama ben aynı ülkeye defalarca gittim. Ben Suriye'ye mesela bilmiyorum belki binlerce kere gitmişimdir. Yani binlerce defa Filistin'e beş kere gittim. Yani çok... Gittiğim Türkiye'de çok üst üste gidiyorum. Yani Size yani. en etkileyen, unutamadığınız yer neresi? Sizde en çok iz bırakan? Hı? Böyle bu, Hı? bu acıları yaşa yaşayan insanlar da varmış dediğiniz yer neresi? Asa, en çok etkilendiğim. Aslında e, farklı bağlamlarda etkini yani e, etkilenmelerim var. Mesela Arakan kampla Kutubalan kampı Myanmar, var. Bangladeş sınırındaki Cox's Bazar şehrine bağlı Kutubalan kampında biz iyi e, İyi geceler Rohingya belgeselini çektik. Orada insanların çamurdan yapılmış mağaraların içinde yaşaması. Var. Yani yokluğun bu derecesini hiç görmemiş. Evet farklı yani pek çok mülteci kampı gezdim ben. Lübnan'a gittim, işte Suriye'ye defalarca gittim. Avrupa'daki kamplara da gezdim. Ama Arakan'daki kampın bu kadar bir insan için bu kadarı da olmaz. Yani bir insan topluluğu bu kadarını da hak etmiyor Neydi yani. Ya yani Çamurdan yapılmış böyle küçük deliklerin içinde yaşıyordu insanlar. Yani yokluğun bu kadarında bu kadarı da olmaz diye düşünmüştüm. Yani her bölgenin beni vurduğu farklı yerler var. Yani Mescid-i Aksa'yı ilk ziyaret etmem de yani. İlk bir Mescid-i Aksa'ya girer girmez bir ikindi ezanı başlamıştı ve ben hüngür hüngür ağladım. Allah'ım ben bugüne kadar orada olduğum yerde kala kaldım. Ben bugüne kadar buraya niye gelmemişim? Niye? Neden? Beni buraya gelmekte engelleyen şey neydi? Ben niye araştırmamışım? Neden sorgulamamışım? Yani farklı farklı dedikodulara aldanmışım. İşte başımıza şunlar gelir bunlar gelir diye de ben onlara kanmışım. Neden yüreğimin sesini dinleyip Mescid-i Aksa'ya gitmemişim gibi. Farklı bölgelerde farklı hikayelerle karşılaştım. Farklı şaşkınlıklar çoklar yaşadım aslında. Yani her coğrafyanın beni tuttuğu, terbiye ettiği farklı bir nokta oldu Bekir Bey. Benim şu anda Tülay Gökçimen olarak üzülmeye de hakkım yok. Çünkü gördüğüm gördüğüm yerlerde kadınların hiçbir şeyin olmadığı için ben benim de şuyum yok diyemiyorum yani. Ya da bir şeye üzüleceğim çok üzülemiyorum. Çünkü çok dibini görmüşüm. Yani üzüntü beş evladını birden kaybeden kadının takvasını görüyorsunuz, inancını görüyorsunuz. Beş evladını kaybetmiş yine de elhamdülillah diyor. Ben onu gördüğüm için küçücük işte oğlumun hastalığına üzülemiyorum. Ya da koltuğa çay dökülmüş umrunuzda değil yani. Coğrafya. Emre Karapınar yönetmen kardeşim, aile olmak belgesini çeken arkadaşım hep onu der. O da gittiği coğrafyalarda aynı şeyi yaşıyor. Coğrafya bizi terbiye ediyor. Gördüğümüz her farklı yer bu Mescid-i Aksa olsun ya da bir mülteci kampı olsun, işgal savaş bölgeleri olsun. Bana bir kadın olarak korkmuyor musun diyorlar mesela. Yaşadığım şokun içerisinde korkuyu hiç düşünemiyorum. Yani o zaten gördüklerim beni çok aşırı etkilediği için ben sadece işime odaklı yani Dayak, işime tehdit, odaklanıyorum. Dayak Böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Yok. yok. Ha, hiç öyle şey olmadı elhamdülillah. Ee, benden <laughs> herhalde şüphelenmiyor. Bekir <laughs> Bey. Bir... Yani böyle pardesüyle başörtülü bir hanım. Ne yapıyor? Öyle takılıyor <laughs> kendi ee, kendine. Siz orada anı çekiyor <laughs> zannediyorlardır belki. Bu, yani. İşte Filistin'de belgesel çekerken de öyle oldu. Çocuğum yanımda. Hmm. Bebek arabasında. Kamera onun altında falan. <laughs> böyle buraları çekerken işte şuraları çekelim falan. İki bölüm belgesel çektik. Biz burada kalacağız. İki bölüm belgeseli çok da güzel. Dünyanın her her yerine de gönder Sonrasında nasıl aldılar sizi tekrar? Almazlar çünkü yani. Anında mimlenirsiniz. Adınız çıkar. Sınırdan içeriye. Evet aldı. <laughs> Tülay Hanım teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok ben teşekkür sağ olun. Ederim. İnsanlar size hangi kanallardan ulaşabilir? Tekrar onu duyuralım isterseniz. Evet. Hem Tülay Gökçimen sayfalarından, evet. Instagram'dan, Facebook'tan, evet. Youtube'dan. Evet hem de Human, human Movie. Team. movie team. Evet. Peki nereden irtibat kuracaklar sizinle? Mesela iyi hmm. bir kurgucu bir hanımefendi var ve sizinle evet. işbirliği yapmak istiyor. Nasıl irtibat kuracaklar? Human kuracak? movie Team sayfasına DM'den mesaj atarlarsa bizim arkadaşlarımız ben hepsine e, tek tek geri dönüş yapıyoruz. Hı hı. E, zaten bizimle o şekilde irtibata geçebilirler. Yani bizim yaptığımız videoların bir karşılığı var Bekir Bey. Bir derdimiz var. Yani yaptığımız belgeselde birinin sesini duyurmak, oraya bir yoğunluk oluşturmak, insani bazıları insani yardıma kapı aralamak gibi yaptığımız çalışma bir karşılığı var izlediği izleyince insanlar tamamen o samimiyetin bu işi yapmak istemenin verdiği güçle arkadaşlarımız videolar hazırlıyorlar tam bir ekip ruhu içerisinde bir şeyler yapıyorlar ve bunu ne kadar fazla insana ulaştırabilirsek bizim için o kadar iyi o yüzden duyuru konusunda videolarımızın paylaşımları konusunda yaptığımız belgesellerin izlenmesi konusunda son yaptığımız Doğu Türkistan belgeseli mesela uzun zamandır Doğu Türkistan konusunda efsane olmuş ama tam olarak bir kalıba oturmayan bilgileri biz araştırdık uzun zaman uğraştık ve Doğu Türkistan hakkında bilgi sahibi olacaktır. Bir belgesel ortaya çıkardık. Ya izlesin. Biz başka bir şey talep etmiyoruz. İzlesinler ve izlettirsinler. Allah razı olsun. Ee, o kadar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür Çünkü ederim. yer verdiğiniz için. De, için. eşiniz, ailenize de çok selam. Bir aleyküm razı ederim. olsun. Sağ olun. Peki kıymetli dostlar bizden bugünlük bu kadar. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen o sayfaları az önceki bahsettiğim sayfaları takip almayı ve destek olmayı unutmayın. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun. Hoşçakalın. Online alışverişte güven arayanların adresi Öz Boyacı Altının sunduğu Bekir Develi ile Peynir Gemisi sona erdi.